Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, çok kıymetli misafirler, belediye başkanlarım ve muhterem Zonguldaklı kardeşlerim. Bugün burada Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 2000 yeni işçi alımı kura merasimi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Nüfusu artan, ekonomisi büyüyen, üretimi ve ihracatı yıldan yıla artan Türkiye, aynı zamanda enerji talebi sürekli yükselen bir ülke. Son 20 yılda ülkemizde elektrik ve doğalgaz ihtiyacı 3 kat arttı. Yalnızca elektrikte her yıl ortalama %4.7'lik bir talep artışı yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak temel görevimiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin artan bu enerji talebini karşılamak ve bu enerjiyi kesintisiz, kaliteli ve ucuz şekilde vatandaşlarımıza sunmaktır. Elbette bu hedefi gerçekleştirirken enerji ithalatını azaltmayı da hedefliyoruz. Bunun için en öncelikli konumuz yerli kaynakların tüketimi karşılama oranını yükseltmek. Bu anlamda Zonguldak ülkemizin enerjisine enerji katan çok müstesna bir şehir. Taş kömürü başta olmak üzere zengin maden yataklarına sahip olan bu kadim şehrimiz, Türkiye yüzyılının dev keşfi Karadeniz gazının karaya çıktığı Filyos doğalgaz işleme tesisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu özellikleriyle adeta ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar alanındaki üssü konumuna da gelmiştir. Zonguldak bu müstesna konumu ile milli enerji ve maden politikası kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmamıza her zaman olduğu gibi katkı yapmaya devam edecektir. Yine hepinizin malumu olduğu üzere Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz yerli gazımızı üretmeye başladık. Geçtiğimiz Nisan ayında karaya çıkardığımız gazı BOTAŞ hattına bağladık. Şu an için sisteme verdiğimiz günlük 4 milyon metreküp gazla yaklaşık 1,5 milyon hanenin günlük enerji ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte ilk aşamada bu üretim günlük 10 milyon metreküpe, birkaç yılda ise 40 milyon metreküpe çıkacak. Böylece doğalgazla dışa bağımlılığımızı yaklaşık %30 oranında azaltmış olacağız. Bunun cari açığın azaltılması noktasında da çok ciddi bir katkısı olacak. Elbette hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de, ayrıca kara alanlarımızda yeni keşifler ve inşallah yeni müjdeler için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Kıymetli misafirler, doğalgaz gibi cari açığımızı artıran diğer bir enerji kalemi de maalesef kömür ithalatı. 2002 yılında yaklaşık 39 milyon ton kömür ithal ettik. Bunun ekonomik karşılığı neredeyse 10 milyar dolar. Bu açığı gidermenin yolu da elbette ki yerli üretimden geçmekte. 2022 yılında kömür üretimimiz 105 milyon tonu aştı. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Toplamda kömür rezervimizin yaklaşık 21 milyar ton olduğunu hesap ediyoruz. Dolayısıyla bu kaynağın ekonomiye kazandırılması için daha fazla çalışmamız, daha fazla üretmemiz ve daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Ülkemizde madenciliğin gayri safi yurt içi hasıladaki payı 2002 yılında sadece %6 iken, geçtiğimiz yıl 2022 yılında bu oran %1.4'e yükseldi. Yani yaklaşık 2,5 kat artış oldu. Ancak hedefimiz bu oranı, yani madenciliğin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıladaki oranını %5'e çıkarabilmek ve inşallah orta ve uzun vadede Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda ülkemizi madende net ihracatçı yapmaktır. İnşallah sizlerin desteği ve gayretleriyle yer altındaki bu kaynaklarımızı yer üstüne çıkararak
ekonomimize hep birlikte kazandıracağız. Evet, ben de Allah hayırlı mübarek etsin diyorum ve ilk çekilişi yapıyorum. Evet. Evet. Okuyabiliriz. Evet. Hakan Kayık. İlk şanslı asil adayımız, tebrik ediyoruz kendisini. İkinci çekilişi yapıyorum. Emre Korkmaz. Barış Alacı. Celal Ergene. Ferdi Aydın. Hayırlı olsun inşallah. Talat Üstüntaş, hayırlı olsun. Samet Korkut, hayırlı olsun. Furkan Eren, Allah muvaffak eylesin. Abdülkerim Şirin, hayırlı olsun. Emrah Başol, hayırlı olsun. Onur Sarıhan, hayırlı olur inşallah. Emre Erbay, hayırlı olsun. Soner Madan, hayırlı olsun. Burak Altuntaş, hayırlı olsun. Madenci feneri hiç sönmesin Zonguldak'ımıza, memleketimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Hakan Yeşil, buyurunuz. Onur Altay, hayırlı olsun. Çağlar Uysal, hayırlı olsun. Onurcan Torun, hayırlı olsun. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olunuz. Tüm asil adaylarımıza hayırlı olsun diyorum.